ve meclis üyelerinin mazbata törenini başlatıyoruz. Seçim hakimlerimizi davet ediyorum. Buyurun efendim. Koca Sinan Belediye Başkanımız, buyurun. İnsanların en hayırlısı, en faydalısı insanlığa hizmet edendir. Müjdesine nail olabilmek için böyle bir görev bizlere bahşeden Yüce Allah'a öncelikle şükran, hamd, elhamdülillah diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bizi Koca Sinan Belediye Başkanlığı'nda bir dönem daha, 5 yıl daha görev yapmak için 2024 seçimlerinde aday göstermesinden dolayı da başta Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyorum. Arkasından bütün bu sürecin başarıyla devam edebilmesi için bugünlere kadar gelebilme noktasında desteğiyle, emekleriyle bizleri yalnız bırakmayan başta aileme, bütün teşkilat mensupları kardeşlerime, gerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin gerekse AK Parti'nin her kademesindeki çalışma arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki teşekkürlerin en büyüğü bugün burada bu mutlu anı paylaşabilmek için bizlere yetki veren, bizleri yeniden 5 yıl daha yetkilendiren halkımıza, Koca Sinan'daki yaşayan hemşerilerimize. Bu noktada hepsinin helal oylarıyla bizleri yeniden böyle güzel, şerefli bir görevle birlikte, büyük bir onuru yaşatmakla birlikte ağır bir yükü altına girme noktasında bizleri bu noktaya getirdikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nasıl ağır bir nokta? Çünkü Şehrül Emin. Bize şehrin bir emaneti veriliyor. Şehri diyor ki 5 yıl bundan önceki dönem için 5 yıl yapmış olduğunuz görevden sonra bir 5 yıl daha emaneti size teslim ediyoruz. Ve bu emaneti aldığımız günden bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan sonrasında yeniden 5 yıl daha halk terazisinde çıkıp tartılıp da terazide ağır gelen tarafta olmak hakikaten çok onurlu, çok gururlu bir hadise. Bundan sonrasında da inşallah aldığımız bayrağı bugüne kadar taşıdığımız ve getirdiğimiz noktadan daha fazla, daha yukarı doğru taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Bu noktada benimle birlikte görev olacak bütün meclis üyesi kardeşlerimizle beraber el ele, gönül gönüle vererek bu şehir için hizmet etmeye devam edeceğiz. Evet, Koca Sinan dediğimiz coğrafya belki şehrin metropolinde bir ilçe, 410 bin nüfusun yaşadığı bir ilçe ama Koca Sinan şehre servis sağlayan bütün altyapıların, çoğunlukla altyapıların olduğu bir ilçe ve böylelikle de Kayseri'ye hizmet eden bir ilçe. Sadece Koca Sinan'a değil, bütün Kayseri'ye hizmet etmiş olduğumuzun farkındayız. Bütün Kayseri yapmış olduğumuz işlerin, bütün Kayseri'de yaşayan hemşehrilerimizin istifadesinde sunduğumuzun farkındayız. Bundan kaynaklı da bütün bir şehri kucaklayacak şekilde çalışmalarımıza, hizmetlerimize devam edeceğiz. Bizim siyasi anlayışımızda muhakkak ki bir siyasi partinin adaylığıyla bugünlere geliyoruz. Ve ben de Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı olarak bugün burada mazbatamı aldım. Ama biz göreve geldiğimiz günden itibaren şu ana kadar hiçbir zaman için parti kimliğimizde partizanca bir hal veya hareket içerisinde olmadık. Bizim tek önceliğimiz vardı, bu memlekete hizmet etmek, bu şehre hizmet etmek. Tek önceliğimiz vardı, bu şehirde yaşayan kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin hayatına dokunabilmek. Ve bizim tek önceliğimiz vardı, bu şehirde yaşayan bir köşede kalmış, eğer ki bir mağdur biri varsa, bir mazlum biri varsa, onun gözyaşını silebilmek adına bizim yapmamız gereken ne varsa bunu yapma gayreti içerisinde olmaktı. Ve bizim tek önceliğimiz vardı, yarınlarımız bu emaneti bizim namusumuz bileceğimize bir kez daha buradan hatırlatıyor. Saygılar, sevgiler sunuyorum.